Merhaba. Gezginci robot Curiosity'den haberlere hoş geldiniz. Harika 300 Mars günü geçirdik. Aslında keşifler daha karaya iniş yapmadan başladı. Mars'a giderken Curiosity'nin rad aygıtı yani radyasyon ölçüm dedektörü gezgincinin içinde bulunduğu kapsüldeki yüksek enerjili radyasyonu ölçtü. Bu ölçümler astronotların uzaya yolculukları sırasında Uzay araçlarının içinde maruz kaldıkları uzay radyasyonuna karşı korunmaları konusunda NASA'ya yardımcı olacak. Görünen o ki bu radyasyon 5-6 günde bir tüm vücut BT taraması yaptırmakla eşdeğer. Curiosity'nin topladığı verileri kullanarak NASA, astronotlar için riski azaltmak adına ne kadar fazla koruma hazırlaması gerektiğini öğrenecek. Mars'a iniş yaptıktan sonra Curiosity, Bradbury bölgesinden Glenel denen bölgeye doğru hareket etti. Burada üç farklı toprak bir araya geliyor. Bu topraklardan açık renkli olan ve kaya parçaları barındıranın bize, eski kurumuş nehir yatakları hakkında bilgi vermesini umuyoruz. Bu bölgeyi uydu aracılığıyla saptamıştık. Bu nehir, Gale kraterinin tepesinden başlıyor gibi duruyor ve muhtemelen Curiosity'nin iniş yaptığı bölgeye doğru akıyordu. Akıntıyla beraber Büyük ihtimalle kreterin yüzeyine tortu bırakıyordu. Glenel'e gelmeden önce çakıl kaya denilen kümeleşmiş kayaları görmeye başladık. Bu çakıl kayanın içindeki çakıl taşlarının boyutlarını inceleyerek ve ne kadar yuvarlaklaştıklarını analiz ederek, bunların ayak bileği ile kalça yüksekliği arasında derinliğe sahip bir suyla taşındığı sonucuna vardık. Yürüme hızına yakın bir hızda akan bu su, birkaç kilometre boyunca uzanıyordu. Yani Curiosity'nin tekerlekleri aslında antik bir nehir yatağının üzerinde duruyordu. Biraz da günümüzden bahsedelim. Yakın zamanda Curiosity, Yellow Knife bölgesindeki ikinci sondajını bitirdi. Bu sondaj, antik çağlara ait yaşanabilir bir ortamın varlığına dair inanılmaz keşfi kesinleştirmek için ve bu bölgede bulunan taşlardaki çeşitliliğe bakmak için yapıldı. Artık asıl gideceğimiz yer olan Şarp Dağı'na doğru yola çıktık. Burası yaklaşık 8 kilometre ve birkaç ay uzağımızda. Bu yolculuk boyunca bilim ekibi antik Mars'tan kalma yaşam belirtilerine dair kanıtları bulmaya ve incelemeye devam edecek. Curiosity'den haberler böyle. Daha fazlası için takipte kalın.